bu yeni din dediğimiz İslam, yeni değil de işte o vahiy halkasının, vahiy zincirinin son halkasını oluşturan din, öteki dinlerden farklı olarak ne getirdi? Büyük olasılıkla bunu ilk sorduğumuzda insanların aklına ilk gelen cevap tevhidi getirdi diyor. Hı hı. Bu ne demektir? Bunu bir açabilir miyiz hocam? Evet, şimdi oradan ben de başlayacaktım. Bu çok aslında halk arasında da yanlış bir bilgi olarak devam ediyor. İşte hı hı. son din İslam. Bunu biz yurt dışına çıktığımızda çeşitli hı hı. ortamlarda tartışırken baya Katolik üst düzeyde kişilerin de İslam'ı genç bir din olduğunu, bundan dolayı şiddete meyal olduğunu söyleyenlere evet. ben rastladım. Fakat bu tabii doğru değil. Çünkü burada İslam derken kavramlaştırılan şey şu: tevhidi, Allah'ın varlığını, birliğini esas alan, fakat bunu sadece bir sözde bırakmayıp toplumsal düzeyde, sanatta, estetikte, sosyal hayatta, siyasette, değişik toplumsal hayatın çeşitli alanlarında bunu ortaya koyan bir şey bu. Buna biz kelime-tü tevhid derken inanç boyutunu kastediyoruz. Fakat İslam'ı nasıl istediği tevhidül kelime. Yani ya açalım. Doğru olan bir şey etrafında birleşmek. Tevhid paradigmasını çok ciddi bir şekilde incelemek lazım. Hı hı. İslam dediğimiz din, Hazreti Adem'e de geldiği şekliyle ve son peygamber Hazreti Muhammed'e de geldiği şekliyle bütün amacı bu tevhid, kelime-tü tevhidi gerçekleştirmek ve tevhidül kelimeyi, insanları ortak noktalarda birleştirmek. Peki nedir o ortak nokta? Hocamın biraz önce bahsettiği adalettir. Evet. Ha, adalettir. Fakat ben bunu daha sonra hukukçuların çok güzel bir şekilde sistemleştirdiği şekliyle açıklamak istiyorum. Bu İslam'ın ve şeriat, gelen şeriatlerin maksadını oluşturuyor. Bunu biz hepimiz çok sık kullanırız ama çok iyi açıklamak ve izah etmek gerekiyor. Mesela insanın varlığını korumak, İslam'ın ve İslam adıyla bütün peygamberlere gelen mesajın özünü oluşturur. Hocam makasıd-ı şeria dediğimiz şey ondan başka bir şey değil ki zaten. İşte yani onu açıklamaya çalışıyorum. Yani İslam varsa ortada, bu dinin adı belki sonra farklılaşabilir. Hazreti Adem'e gelen de o İsa'ya da gelen, ama sonra isimler farklılaşabilir. Bir kısmını kabul eder, bir kısmını kabul etmez. Ruhbanlar üretir, yeni şeyler katar. Bunlar hep olmuştur tarihte. Ama İslam denildiğinde bir defa insanın hayatını kolaylaştırmak, insana güçlük ve zorluk değil, kolaylık sunmak demektir. Onun için İslam bilginleri İslam'ın temel özelliklerini açıklarken şunu söyle: İslam kolaylaştırıcı bir dindir. Kolaylaştırıcı olduğu için de ve tevhid paradigmasını da esas aldığı için kültürlerle ilişkiye geçtiğinde kültürler tarafından dönüştürülmez, kültürlere de belli bir mesafe koyar, kültürü dönüştürmeye çalışır. Hatta Batı'da yapılan birçok araştırmada İslam'la diğer dinlerin, yani bugün Hristiyanlıkla kurumsallaşmış olanları kastediyorum, arasındaki farkı söylerken İslam girdiği toplumu dönüştüren, bir kelime etrafında toplayan, ama diğer dinlerde ise girdiği toplumun kültürüyle kendisini şekillenen, çünkü onu belirleyen bizzat Allah'ın kelimesi olmuyor. Daha sonra kurulan ruhban sınıflarının benzeri bir takım insan unsurlarının koyduğu kurallar din haline geliyor. Şimdi IŞİD konusunda neden şiddete başvuruyorlar dendiğinde bence bize sunulan din algısından kaynaklanıyor. Evet. Siz eğer gece gündüz insanlara sahabenin hayatını bütünüyle hep güzel sahnelerle sunarsanız ve literal olarak ona asr-ı saadet derseniz ve tarihi de geriye doğru hep kötüye giden bir tarih olarak algılarsanız, insanların zihninde İslam denildiğinde hep bu ideal bir şey yaşanması akla geliyor. Peki idealle realiteyi karşılaştırdığında, idealle realite arasında büyük bir uçurumla karşı karşıya. Bu insanlar ideali değiştirmek için veya realiteyi, gerçekliği ideale uydurabilmek için bakıyor, kendisine öğretilen buyurgan bir din anlayışı, şiddetle sorun çözen bir din anlayışı, bu defa şiddetle realiteyi hayal ettiği ideale dönüştürmeye çalışıyor. Bunu Fazlurrahman çok güzel bir şekilde formüle ediyor. Diyor ki realiteyle, ya vakayla şey arasındaki hayal ideal arasındaki olan, ideal arasındaki olayı açtıkça ortaya bir şiddet çıkıyor. Ben buna katılıyorum. Bugün İslam dünyasında sorun dini ne kadar Allah Kur'an-ı Kerim'de özelliklerle bahsetmiş olsa da yeryüzüne indikten sonra biz onu anlarken içinde bulunduğumuz kültür, toplumsal yapı, siyasi algılar, insanları dini tekrar yorumlamaya, farklı algılamaya, hatta algılamanın ötesinde kullanmaya sevk ediyor. Ama hocam bu kaçınılmaz değil mi? Şaban hocam size de sormuş olayım. Hı-hı. Yani diyelim ki ben şeyi hatırlıyorum, Clifford Geertz'in yazdığı Islam Observed diye bir kitabı var malum. Fas ve Endonezya üzerine Hı-hı. yaptığı bir çalışma. Aslında aynı Müslüman coğrafyadan bahsediyoruz gibi görünüyor. Fakat onların dini pratiklerine baktığımız zaman, kültürel unsurlarına baktığımız zaman birbirine neredeyse tabana zıt uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama hepsinin adı İslam'dır. Hı-hı. İşte buradan hareketle diyor ki bunu sağlayan işte sizin bahsettiğiniz tevhiddir diyor. Hı-hı. Fakat burada yani kültürel unsurlar da aslında dini şekillendiriyor. Tabii. Ve bunun bence bir sakıncası yok. Zira İnsan doğasına aykırı olmayan bir kültürün Hı-hı. din tarafından illa da ortadan kaldırılacağı gibi bir varsayım yoktur. İslam'ın en azından böyle bir iddiası yok. Tabii. Yani İslam'ın asıl amacı şu. Biz İslam'ı hani bütün insanlığı Müslüman yapmak gibi bir iddiası var gibi görüyoruz. Hı-hı. Bu çok yanlış. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin uygulamalarına baktığımızda İslam insan düzeyinde veya toplum düzeyinde iyiliklerin hakim olduğu bir toplum veya şahıs oluşturmak. İnsan melek değil, insan kötülük işleyebilir ama onun yaşantısına iyiliklerin hakim olmasını sağlamak. Hiç masum bir insan var mı? Toplumların masumiyeti düşünülemez mi? Toplumda iyilikler var, kötülükler var. Ben biraz önce hani demiştim ya İslam'ın diğer dinlerden tabii tarihte geldiği şekilde bir takım farklılıkları var ama amaçları açısından ilahi bir din kisvesinde daha önce gelmiş olan bütün dinler aynı noktada birleşiyor. Hı. Mesela haksız yere bir insanı öldürmeyin Allah'ın emridir. Allah emretmese bile biz bir insan olarak aklımızla bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Yani Budistler de bunu bu şekilde algılıyor zaten. Değil mi? Yani Hindular veya malın görüyor. Dokunulmazlığı. Ya siz nasıl olur da bir kimsenin malına kalkıp haksız yere almak yani böyle bir şey olabilir mi? İster din gelsin, şu ister gelmez. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Dinin temelinde biz hep inançla başlatırız, ibadetle devam ettiririz ama burada ahlakı öne almak gerekiyor. İnancın kendisi de bir ahlaktır. Hı-hı. Allah'ı sevmek, tekebbürü bırakmak bunlar ahlaki ilkelerdir. Malın dokunulmazlığını siz söylüyorsanız hatta la darara ve la dırar zarar yoktur. Size zarar verse bile siz ona kalkıp zarar verme hakkınız yoktur diyor. Ve hakikaten İslam kültüründe yani Orta Asya'da olsun Maveran Nehir ki ben çok önemsiyorum o tecrübeyi. Yani kafir bile olsa incitme anı diyor yani. Hocam Hindistan tecrübesi başlı başına bir. Ya o ayrı başlı başına. Bunların hepsini İslam değer üreten ve insanlığın özüne yabancılaşmamış değerlerin olduğu şeyleri alıp kendi çatısı altında muhafaza ediyor. İnsanlığa yeni bir kalıpta sunuyor. Evet. İslam'ın bu özelliğine dikkat çekmek lazım. Bir de aklı korumak. Hı-hı. Bugün insanlar cinnet hali yaşanıyor şu an değil mi? Maalesef insanlar ahlaklı olmayı akılsız gerçekleştirmek istiyorlar. Hı hı. Aklı olmayanın ahlakı yoktur. Dini de yoktur zaten. Dini de yoktur. Hı hı. Eğer akıl varsa din vardır, ahlak vardır. Eyvallah. Nitekim Erol Güngör çok beğeniyorum o sözünü. Akılsızın ahlaklı olma imkanı söz konusu değildir. Bekleyemezsiniz de zaten. Çünkü o zaman sebep-sonuç ilişkisine yaptığınızı, sebep-sonuç ilişkisine göre düşünmüyorsunuz. Neye göre düşünüyorsunuz? Size menfaatine göre düşünüyorsunuz. Hı hı. Bugün insanlık bir ideolojinin sonucunda kapitalizmin sonucunda bu kadar insanın yok olmasına müsaade ediyor. Kültürel varlıkların yok olmasına müsaade ediyor. Menfaatini orada kiraladığı bir takım örgütlerle gerçekleştirmek istiyor. Bence insanlık sağduyusuyla şu anda hareket etmiyor. Bir cinnet hali yaşanıyor derken bunu kastediyorum. Hocam çok güzel bir nokta geldi. Oranın kaçırılmasını istemedim. Şeyi de sorayım isterseniz hocam. Buyurun, bu tevhidden lütfen onu not alın. Onu hemen söyleyeyim isterseniz Kemal hocam. Şimdi siz dediniz Hindistan tecrübesi çok önemlidir diye. Hocam. Şimdi çok kültürlü, çok dinli ve çok etnili yapılarda İslam'ın reflekslerini ölçerek kalitesini ortaya koyabilirsiniz. Çok yerinde. Yani Ankara, İstanbul ya da Halep bütünüyle %100 Müslüman olan kentlerde İslam'ın tipolojisini çıkarmak ve kalitesini ölçmek çok kolay değil. Çünkü herkes Müslüman ve mesele şu. Sizden olmayan insanların duyarlılıklarını ne kadar dikkate alıyorsunuz? sizden olmayan insanlarla ortak bir yaşam kültürü inşa edebiliyor musunuz? Şimdi Sönmez Hoca'nın çok güzel söylediği tevhidül kelime. Kur'an'ın çağırdığı Teala ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. İnsanlar arasında ortak olan bir kelimeye, insanlar arasında ortak olan bir yaşama. Aslında maşere vicdana davet ediyor. Maşere vicdana davet eden bir kitap. Bu kitabın ortaya koyduğu felsefe Endülüs örneğini hep veririz, söyleriz. Convivencia denir. Yaşamı birlikte inşa etmek. Eyvallah. Birlikte yaşamak denir de ben onu biraz daha ileri taşıyorum. Birlikte inşa yaşamanın etmek değil, birlikte inşa etmeye. Bir partner olarak sadece. Partner olarak. Ve bunun örnekleri o kadar çok fazla ki felsefi olarak yaşama dokunan alanlarda onu tekrar etmek istiyorum. Mesela bir örnek. Şimdi bu tabii bakış açısıyla alakalı, insan üzülüyor. Akbar Shah. Onun tek din diye bir projesi var. Ya aslında tek din, bütün dinleri ortadan kaldıralım da öyle değil. Adam diyor ki kardeşim ben bu ülkeyi yönetiyorum ama bu ülkede aynı zamanda Hindular var. Adam diyor ki kurban bayramlarında kardeşim koyun, keçi kesin, inek ama kesmeyin diyor. Çünkü bu adamların kutsalı inek diyor. Ya inek kesmeseniz herhalde siz de ölmezsiniz ya. Şimdi imanınıza bir zarar gelmez. Ben adamın ortak kültür, ortak yaşam projesini önemsiyorum. Hocam bu varoluşsal bir problem onun için zaten. Yani ona bir çözüm bulmak zorunda. Mesela onu o şekilde buluyor ve aslında son derece makul. Evet. Tabii müsaade ederseniz bu tabii tevhidde birleşme veya aynı sözde birleşme sonucunda bu şu anlama gelmiyor. Yani siz etnik veya diğer bir takım farklılıkları teke indirmek manasında değil. Duyarlılıkları dikkat almak. Tabii. Kur'an-ı Kerim yani bizim elimizde olmadan yaratılıştan getirdiğimiz bir takım karakterlerimizin korunmasını gerekli. Ama bunu abartılarak diğer kabiliyetlerimizin önüne geçirip onları yok etmesine engel olmak istiyor. Eyvallah. Bunu bir realite olarak kabul ediyor. Ben müsaade ederseniz az öncesine bir tamamlayayım. Çok bir noktaya gelmiştim. Bu tevhid paradigmasının üzerine belki çok geniş konuşmak lazım. Tevhid denildiğinde sadece Allah'ın birliği ve varlığı meselesi değil. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar üzerinde kendisinin neler yapmak istediğini, varlıklardan neler yapmalarını istediğini ve her bir varlığın, canlı cansız her şeyin Allah'ın yaratığı olarak bir değeri olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Bakın İslam'da ben hep söylüyorum, mutlak öteki yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimizin hayatında da yok. Ama biz bugün maalesef batıdan yapılan çalışmalar dolayısıyla the others kelimesi, ötekiler diye mezhepler birbirine öteki ilan etti, bilmem öbürü. Ama hocam öteki, özür dilerim, ötekiyi bu anlamda ben hani ötekiyle biraz ilgilenen birisi olarak söyleyeyim. Ötekiye negatif bir anlam yüklemiyoruz bunu söylerken. Bugün öteki, İslam dünyasında bu maalesef tamamen olumsuz manaya geldi. Doğru. Keşke ötekilerin haklarını iddia eden bir şey olsa. Farklılıklarıyla benimle birlikte var olma hakkına sahip olan her şeyi biz öteki olarak tanımlıyoruz. Ya bir insanın brother olması için ağdır olması lazım. Devam edelim. Burada mutlak öteki yoktur. Niye? Allah her insanı Allah yaratmadı mı? Yarattı. Allah ne diyor? İnsana özgürlük veriyor. İslam özgürleştirmektir. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. İnananın inanması için ona hayat hakkı tanımak lazım. İnanmayanın da inanmama hakkını tanımak lazım. Sonuçta cezasını hak etsin. Mesela şöyle bir soru sorsak. Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce öldürülseydi adaletli bir Ömer tipolojimiz olmayacaktı. Ya bugün bu radikal akımlara dikkat çekmek istiyorum. Onlar kötülükle mücadele etmek yerine kötülüğü yapan insanı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Asıl tevhid paradigmasına da Allah'ın Kur'an'da sunmuş olduğu insan tasavvuruna da ters olan burası. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'e bakarsak niçin Yahudi ve Hristiyanlarla evliliğe müsaade ediyor Kur'an-ı Kerim? Çünkü insan olan öteki görmüyor. Din özgürlüğüne dokunulmadıkça bir başkasıyla evliliğe müsaade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e yanlış anlama dedik değil mi? Mesela Tevbe suresini sabah akşam okuyup kalkıp okuyan adamlar işi gücü şiddetten ibaret oluyor. Çünkü Kur'an'ın öbür tarafına bakmıyor ki. Ve onu anlarken de kendi kafasında kurduğu bu insan unsuru, bu insan kötü, bu insan kötülük yapıyorsa ortadan kaldırılması gerek. İslam'ın böyle bir iddiası yok. Kötülükle mücadele. Kötülüğü olan insanın kendisi değildir, eylemleridir. Nitekim bir ayet-i kerimede müşrikler necistir ifadesi var. Onu Maturidi'yi analım burada. Ebu Hanife de. Onun için anmıyorum yani Maturidi ile ilgilendiğimden değil ama Ebu Hanife'yi analım o zaman. Ebu Hanife diyor ki insan bizatihi ontolojik dediğinizde ben vücudi varlık olarak bir kötülük söz konusu değildir. Kötülük onun fiillerindedir. Evet. Onun için de İslam bilginleri özellikle Hanefi Maturidi ekol der ki ayet-i kerimede belirtilen hani fektuluhum haysuma vecettumuhum veya enema vecettumuhum ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere Tevbe suresinde herkes bunu yorumlarken tevhid paradigmasını bir kenara bırakarak bu insan algısını, Kur'an'ın sunduğu insan gerçeğini bir kenara bırakarak birçok İslam bilgini maalesef bu ayet-i kerimeye işte insanın kendisi necistir demiş ve bu Tevbe suresindeki ayeti yorumlayan bugün radikal akımların hepsi kafiri nerede buluyorsanız öldürün. Dünyanın her yeri sizin savaş meydanı. Böyle bir anlayış yok. Bakın ne diyor çok güzel bir ifadeyle, Arapça ifade la yuktelül kafiru bi küfrihi. Kafir küfrü sebebiyle öldürülmez. Evet. Küfür öldürme sebebi değildir. Zulüm, ne zaman öldürme sebebi olur? Sizin beş dokunulmazınıza ister kafir olarak olsun ister Müslüman olarak olsun sizin malınıza, canınıza, aklınıza, namusunuza ve dininize açıkça saldırı söz konusu, bunlardan mahrum etme söz konusuysa ya da siz orada mutlaka karşılık vermek zorundasınız. Ama yok efendim ben falancanın mezhep görüşünü beğenmedim, öbür dinin şeyini... Allah'ın soracağı soruları sormayacaksınız. Eyvallah. Allah'ın soracağı sorular sormayacaksınız. Sormayacağız. Senin dininle, imanınla bunu bir sorgulayacak. Hemen bitiriyorum. Burada açıklaması şöyle yapıyorlar. Küfür suçu insanlığa karşı işlenmiş bir suç değildir insana karşı. Allah'a karşı işlenmiştir. Onun cezasını da ancak Allah verebilir. Ya biz önce bu küfür günahı suçu demeyelim. Evet. Yani günahı diyelim, küfür diyelim, günah demeyelim, suç da demeyelim. Yani haklı olarak insanlar kafir olabilir, özgürlüdür. Yani şunu demek istiyorum. Biz bir defa insan algımızı, Tanrı algımızı veya gerçek algımızı diyelim düzeltmek gerekiyor. Oradan başlamadığımız zaman din her kalıba giren bir